Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bayraktar. Ben Mesut Bayraktar. Bu bizim YouTube'da ilk videomuz, ilk paylaşımımız. Biz Hollanda'da arıcılık yapıyoruz. Havalar burada yeni ısınmaya başladı. Kovanlara ilk bakım yapacağız. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Hadi başlayalım. Tamam, sen alabilirsin. Ben körük de yapsaydık. Evet arkadaşlar, Hollanda'da genelde standartta kullanılan kovanlar Türkiye'deki kovanlardan biraz farklı. Her bir kovan sanki şöyle göstereyim, bir bal katı gibi. Hepsi böyle ayrı ayrı. Şurada tabanı var. Tabanın üzerine bunu koyuyoruz. Üzerine bir kat daha koyuyoruz. Üzerine bir kat daha koyuyoruz. Ya da kat verirken alttan veriyoruz. Hollanda'da genel geçerli olan kat verme alttandır. Onları beraberce göreceğiz. Şu anda yapacağımız, çalışacağımız kovan kışa 8 çıtalı girmiş ve aynı zamanda 2 katlı. Yani Türkiye'de pek alışkın değildir yani insanlar 2 katlı olaraktan kovanı kışa katmaya, ama Hollanda'da yine çok yaygın olan, genel geçerli, kullanışlı bir sistemdir. Biz bunu 8'li kovanı 10'lu kovanı aktaracağız ki arılarımız biraz daha rahat etsinler. Evet, bu arada Mesut körüğü yaktı. Sözü Mesut'a veriyorum. O devamını anlatacak. Teşekkürler. Öncelikle tabii biz burada arıcılıkla uğraşıyoruz. Aynı zamanda apiterapi uygulamaları da yapıyoruz. Sen desem duman kameraya gidiyor. Körüğü buraya alayım. Apiterapi uygulamaları da yapıyoruz. Apiterapi uygulamalarında kullanacağımız ürünlerin temiz ve sağlıklı olması çok önemli. İnsanlara uygulama yapacağımız için temiz ürünlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Hollanda'da genel olan sistem kovanların yere kesinlikle temas etmemesi, ki kovanlarda kullanılacak olan malzemelerin, tabanların, katların, kuluçkalıkların, bal katlarının da yere, toprağa temas etmemesi, mümkün mertebe 40-50 santim topraktan yukarıda olması tercih ediliyor. Topraktan gelebilecek bakterilerin, diğer mikropların önüne geçmek amacıyla. Tabanlar portatif, sabit değil. Bunun üzerine bir kuluçka katı ilave edeceğiz ve katların içerisindeki bulunan çıtaları aktaracağız. Tabii biraz sonra uygulamada göreceksiniz. Eğer küflenmiş ya da eskimiş, içerisinde yavru çürüğü vesaire varsa, biz şu anda bilmiyoruz kovanın içinde ne olduğunu. Bizim için de sürpriz olacak. Ne çıkarsa onları kullanılamayacak durumda onları ayıracağız. Tekrar mum olarak eritip kullanıma sunacağız. Başlayalım. Bu arada hava da biraz bozdu. Arılar dönüş yapmaya başladı. Bayağı bir yoğunluk var. Genelde arılarımız sakindir. Genelde maske, eldiven pek kullanmayız ama belki biraz sonra maske takmamız ihtiyaç olabilir. Giriş kısmını küçültmek için çıta kullanıyoruz. Üzerine katımızı koyduk. Evet. Şimdi bu kovanı kaydırmadan önce alt kısmını ayırmamız lazım. Alalım. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama üzerine böyle bir şey koyuyoruz ki kovanı parçaladığımız zaman içerisindeki arıların, ola ki ananın yere düşmesini önlemek açısından böyle bir uygulama yapıyoruz. Tabii kıştan beri uzun zamandır durunca birbirine yapışmış çıtalar. Onun için risk etmemek istiyorum kendimi. Maskemi takayım her ihtimale karşı. Bu
kaydı. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kıştan çıktı. 8'li bir çıta kullandık, kovan kullandık. Şimdi bunu onluya aktaracağız. Ve bu arada arkadaşlar, kovanımızı ilk defa açıyoruz bu sene. Havalar burada yeni ısınmaya başladı. Bugün ayın kaçıydı? Nisan 17 herhalde. Bilemiyorum. 18 Nisan. Kenardaki çıtamız kıştan kalan balını bitirmiş. Onu bir geriye koyuyorum ki elimde fazla ballı çıtam var. O kenarlara ballı çıtalarımı ilave edeceğim. Bu arada propolisler çok güzel. Canım geçiyor. Bir de arkadaşlar, uygulamalarımızda biz çıtanın tutulması için ve kontrol için dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız direkt böyle çeviriyorlar. Bu şekilde çevirdiğimizde anaların düşme ihtimali çok. Ve içindeki polenlerin, nektarların da dökülme ihtimali çok. Çıtamızı böyle aldıktan sonra çeviriyoruz. Bu şekilde kendimize bakabiliyoruz. Geriye çevireceğimizde de tekrar böyle alıp geriye koyup çıtanın her iki tarafını da arıya zarar vermeden, üzerinden düşmeden yapma ihtimalimiz var. Tabii açık yavrumuz var, kapalı yavrular var. Senenin ilk kontrolü. Arıyı bilmiyoruz. Annesi var mıdır yok mudur, ama baktığımız üzere açık ve kapalı gözlerinin olması, günlük yumurtalarının olması annenin olduğunu gösteriyor. Anamız burada. Anamız derken kraliçemiz. Güzel. 2 senelik, geçen sene doğma. Burada. Arının cinsi karnika. Türkiye'de karniyol deniliyor. Alman menşeli karniyollardan. Yapışmış. Maşallah abim yok. Tamam, bir şey var ama. Yavru var, kapalı, evet. Yavru. Hani alt katta, alt katta kapalı yavrunun olması karnının iyi geliştiğini gösteriyor. Tabii kovanın içerisinde erkek arılar da var. Erkek arıların olması kovanın kuvvetli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar, bir de işin ilginç tarafı, biz burada bahar beslemesi yapmıyoruz. Türkiye'de arıcılar mecburen bahar beslemesi yapıyorlar. Ama bizim sonbaharda vermiş olduğumuz şerbet bütün kışa idare ediyor, yetiyor. Baharda da Nisan ayına kadar yine devam ettirebiliyor. Ve Nisan ayında da zaten etrafta çiçekler açmış oluyor. Bal akımı başlamış oluyor. Arı devam ettiriyor. Balını topluyor, getiriyor.
kısa fırça darbeleriyle, dokunuşlarıyla daha doğrusu, kovanın içerisindeki arıları da boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi arımızda bir sakinlik var. Yani pek de bir körük kullanmadığımızı farkına varmışsınızdır. Nasıl çıta vereyim aşağıya? Orada var. Birer tane ballı çıta koyalım kenarlarına. Bu arıyı eski kovanımızın yerine aktaralım. Bu şekilde. Bunun üzerine ikinci bir kat daha kuruçkalık koyuyoruz. Standart malzemelerle çalışırsa arkadaşlar, üzerlerine uydurmakta, birbirine ayarlamakta sıkıntı çekmiyoruz. Ölçülerimiz komple standart olduğu için böyle bir rahatlığımız var. Şimdi geri kalan arılarımızı aktaracağız. Kraliçeyi görmüştük, aşağıdaydı. Çalışırken biraz daha rahat çalışabiliriz. Fazla da bir körük kullanmamıza da gerek yok. Bir de Hollanda'da arıcılık kursunda bize gösterdikleri ilk kurallardan birisi kapağın nasıl vurulacağı. Kesinlikle kovanın üzerine bu şekilde vurmuyoruz ki arıya panik yaptırmayalım. Çünkü arı titreşimle haberleşen, titreşimle birbirine bilgi aktaran hayvanlar korkabilirler, panik yapabilirler. Kesinlikle bu şekilde vurmuyoruz. Mümkünse elimizle tutup bu şekilde vurup düşürebiliyoruz. Abi kapakta düştü. Bunu kışa girerken şurupluk için açılmış bir delik. Arının kıştan çıkmasına rağmen yeteri kadar yemi var, şerbeti var. Komple dolu bir petek. Yaklaşık bunda bir 3 kilo civarında bal var şu anda. Yani bu çıtada komple bal. Bunu da henüz bitirmemiş. Karniyolun bir özelliği var. Kışa girdiği ya da benim burada gözlemlediğim kışa girdiği yemin neredeyse 3'te 2'sini tekrar geriye bırakıyor. Ama Hollanda'da genel geçerli kural, kuluçkalık katından kesinlikle bal alınmaz. Çünkü bu ballar kışa girerken yaptığımız beslemenin şeker şerbeti olabilir. Burada arıyı sıkıştırdım. Onun kuşu yokmuş benim. Arıyı sıkıştırınca o da müdafaya geçtim. Burada da gördüğünüz gibi tipik bir güzel bir kovan. Etrafında balını görüyorsunuz. Buralarda polenleri görmeniz mümkün. Ve kapalı gözler, burada da günlük yumurtalar ve larvalar. Yani tipik güzel bir kovan çıtası. Bu çıtamızda yine hakeza öyle.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, evden baksanız bu petek de şu anda yani 20 kiloya yakın sadece bu katta bal var. Ama tabii ki biz bunları almıyoruz. İnşallah havalar güzel giderse 2 hafta sonra kalmadan, hatta 2 haftaya kalmadan biz bunların üzerine bal katı atacağız. Ve 1 hafta içerisinde bütün bir bal katı dolmuş oluyor. Ortalama bir 15-20 kilo bal sahibi yapabiliyoruz ilk defada. Böyle bir boş çıta veriyorum araya. Bunu kabartsınlar, kendilerine atsınlar ki yakın zamanda da oğla gitme eğilimi olmasın. Araya da oyalanacak iş vermek lazım. Bir tane de örülmüş veriyorum arkasına, kabartılmış. Arının bakımı tamamlandı arkadaşlar. Buradakileri de çırptım. Eylemsizlik kuralından dolayı düşüyorlar. Evet. Şimdi kapağın tahta mı ya da naylon mu olduğu ile ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bez gibi, kumaş gibi bir şeylerin olmasını tercih etmiyoruz arkadaşlar. O zaman arı balı buharlaştırdığı zaman o kumaşın içerisine ya da çuvalın, torbanın içerisine nemi çekiyor. İleride o küfleme yapabiliyor. Kışa girerken ahşap kapak, yazın ise naylon kapağı tercih ediyoruz. Eğer mümkünse böyle mika cam olursa daha iyi. Niye? Arı balı buharlaştırdığı zaman veyahut da kendisine balı eritip, poleni eritip yavrusunu beslemek için su lazım olacak. Su için dışarıya gitmesine gerek yok. İçerideki buhar bu kapağın altına yapışabilir, yapışır. Arılar da bu kapaktan su zerreciklerini, taneciklerini alıp kendilerinin ihtiyacı için kullanırlar. Bu şekilde kapattığımız zaman hem de kovanı rahatlıkla görebiliyoruz sıkışmasını. Belki 1-2 hafta sonra bunun üzerine kraliçe ızgarası atıp bal katı da atarsak Mayıs'ın ortalarında ilk bal sahımını yaparız inşallah. Sizin ekleyecekleriniz, aktaracaklarınız varsa? Benim söyleyeceğim bir şey yok. Eyvallah. Şimdilik işte sizinle beraber bir kovanı değiştirmiş olduk, aktarmış olduk. Biz yine devam edeceğiz. Diğer kovanları yapacağız. Hava biraz bozdu, kapanır gibi oldu. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Beğeni bekliyoruz yani. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Tabii bir sonraki videoda görüşürüz. Bir şey unuttuk. Her kovan için bir kağıdımız var, kartımız var. Evet, buradaymış. Bunu dolduruyoruz. Hangi tarihte neler yaptığımıza dair. Bir sonraki seferde arıyı kontrol ederken neye ihtiyacı olduğumuzu kovanımızı açmadan bakıp görebiliyoruz. Arkasında diğer bilgileri varsa da onu yazıyoruz. Her ihtimale karşı biz burada birkaç arıcı arkadaşla beraber burada bulunuyoruz. Kimin kovanından oğul çıktı veyahut da kovanına herhangi bir şey olduysa arıcının irtibat telefonunda buraya yazılıyor ki herhangi bir durumda rahatlıkla irtibata geçilebilsin, ulaşılabilsin diye. Teşekkürler.